Nasıl geçti yemek? Güzel. Yedik, sohbet ettik. Teşekkürler, çok aydınlandı. O zaman ben kalkıyorum. Gerçekten yani bize... Sohbet ettik, yemek yedik. Konu neydi mesela? Yani ne açıdan? Nerede yaşadığı? İşte kaç yaşında olduğu? Genel işte, özel hayat genel değil, bilgiler. Genel özel hayatla işte hobiler, kardeşler, aile vesaire. Mert, sence nasıl geçti yemek? Güzel bir sohbet oldu benim için de. Yani tanışma sohbeti oldu. Ne hissettin peki? Devam et. Yani, ah çok yaşa. Çok yaşa. Yani güzel bir sohbet geçirdik. Devam yani, gelsin ister misin? Etkilendin mi? Ne düşünüyorsun? Etkilenmek şu anda çok erken. Hı. Yani etkilendim diyemem. Hiçbir aday için bunu söyleyemem. Çünkü tanıma aşamasındayım herkesi. Yani kimsenin karakterini burada tam anlamıyla bilmiyorum. İlk önce karakterlerini öğrenmem lazım, tanımam lazım. Ya daha kimseye samimiyet bile kuramadım. Peki yani, Buse'yle konuştunuz. Buse'yle kurdum. Onun uzun haricinde, uzun konuştunuz hatta. Evet, Buse'yle bir samimiyetim oldu. Onun haricinde ekstra bir samimiyet kurduğum Buse'yle bir arkadaşım olmadı. Buse'yle ilgili bir şey söylemek ister misin? Buse'nin enerjisini çok beğendim. Hmm. Yani sıcakkanlı. Yaşadığı şeyler var, biliyorum. Yani ben de şahit oldum, duydum. Ama geride bırakması gerektiğini de söyledim ona. Onun haricinde Buse'ye de bahsettim. Benim bu eve geldiğimde herkesi tanımak istediğimi veya hani buna hemen ani bir şekilde karar vermek istemediğimi de söyledim. Güzel. Yani sonuçta burası bir yarışma programı. Herkesi tanıyarak veya bir şeyleri paylaşarak biz burada bir sonuca varacağız. Evet, Buse'den bir enerji aldım. İyi bir enerji de aldım. Peki tanımak istediğin başka kim var mesela? Merak ettiğin kim? Şu anda yani çok samimi bir ortam kuramadığım için isim vermem doğru olmaz. Yok, gözün en azından yani biraz yakınlaşayım, tanıyayım, bir iki soru sorayım, yani sohbet edeyim dediğim. O vibe'ı alabildiğim şu anda biri olmadı diyeyim. Biri ekstra olmadı. Olarak, evet. Ama bu zamanla olmayacak anlamına da gelmiyor. Peki çünkü... ilk bakışta, ilk izlenimle, çünkü biz burada biraz olayları hızlandırdığımız için geri sayım devam ediyor ve çok hızlı ilerliyor o zaman. Mesela biz ilk bölümde elleri tutup, göz göze bakıp o ilk hisle yemeğe çıkaracağı kişiyi bulmalarını istiyoruz. Yani sana da benzer bu sorunun bu etki yapması gerektiği için soruyorum aslında. Yani ilk izlenimle bir sonrakinde mesela kimi görmek istersin, sohbet etmek istersin? Meraktan bahsediyorum. Yani şu anda... Merak kime? Öyle sorayım. Herhangi bir merakım yok desem doğru olur. Yani çünkü dediğim gibi daha kimseyi tanımıyorum. Peki. Yani tanımadığım için tanımak istiyorum açıkçası. Yani daha çok kaynaşmak, konuşmak istiyorum. Sen mi gidersin, sana gelinmesini mi istersin? Yani çok gitme taraftarı biri değilim. Ama tabii ki gitmemiz de gerekiyor erkek olduğumuz için. Kadınların da bir kendi yapısı var. Her zaman gelecek halleri yok. Bizim gitmemizi bekliyorlar. Ama ben de yapısı olarak maalesef bekleyen taraftayım her zaman. Ya bana gelinmesini isteyen bir taraftarım. Oy. O yüzden biraz zorlu bir süreç bizi bekliyor. İşin zor. Maalesef. Değil mi Oğuzhan? Bu arada sana... Kesinlikle düşünceleri çok mantıklı. Bir avazda ben söylemişim gibi biliyorsun. Aynen, bunları ben de söylemiştim zaten. Artık yani ben de kesinlikle öyle bir adımda bulunmak istemiyorum. Çünkü hızlandırılmış dediniz zaten. Hızlandırılmışın yanı sıra... bazı yanlış düşüncelere sahip olabiliyor bazı insanlar. Bunun sebebi olarak da bir şeylere hevesimiz kalmıyor. Hevesimiz kalmadığı takdirde de artık biraz geri çekilip bir atak ya da bir adım bekliyoruz diyeyim yani ben kısacası. Yani evet, atak yani geldiğimizde de hiç olmazsa hevesimizi kırmayın. Yani doğru ben mu? Aynen. Yani şöyle söyleyeyim özetle. Bu saatten sonra kimseye adım atmayı düşünmüyorum hiçbir duydum onu aday hakkında. Peki Tatyana, iyi misin?